Merhaba arkadaşlarım, hoş geldiniz. Ben de size yine, bakın çok güzel geldim. Her zamanki gibi güzel bir örgüyle ile geldim. Ee, yine tığımı kullandım, tığ kullanarak bu güzelliği sizler için hazırladım. Ee, bluzum bir yaş, bir buçuk yaş, hatta bir sıra daha artırırsanız artırma yerinden sonra iki yaş olarak da e, yapabilirsiniz. Çok güzel ve çok mükemmel bir bluz oldu. Bakın şöyle göstereyim az kalan iplerimizi hiçbir zaman atmıyoruz. Az kalan ipleri bakın böyle buralarda da değerlendirdim ve bu güzelliği sizler için hazırladım. Şöyle yarım balıkçı bir boğazı var bakın. Katlamalı bu şekilde şöyle örneğimi de göstereyim. Şahane bir şey oldu. Umarım siz de benimle birlikte sorunsuz bir şekilde örersiniz. Önemli detaylarını videoda anlatıyorum. Atlatmadan izlerseniz sevinirim. Arkadaşlar bir de video izlediğinizde küçük de olsa bir tane yorum yazabilirsiniz. Ee, güzel olmuş, çirkin olmuş, şöyle olmuş diye değerli yorumlarınızı desirgemezseniz sevinirim. Şimdi kullandığım ipi size söyleyeyim. Şöyle şundan göstereceğim. İp kalınlığını söylemek için Nako Lux Minnoş ipinin kalınlığında bu iplerim. Bakın şöyle 3 tane az kalan ipimi kullandım. Eğer ki bunu bulamazsanız Mesela e, Alize Baby Best var. Bakın. Alize'nin bir de şekerimi var. E, onunla da yapabilirsiniz. Yani çok kalın bir ip değil, normal incelikte bebek iplerinden e, birini kullandım. Az kalan iplerim. Çünkü benim ipim, ben büyük bir yumak almıştım. Onunla ördüm. E, o zaman ne yapalım? Hadi örmeye başlayalım. Şöyle iplerimizi toplayalım buralara. Tığım 3 milimlik tığ. Sert örmeyin. Taş gibi bir örgü yapmayın. Bebek örgüsü bu. O yüzden gevşek örün. Yani çok şey değil. Bakın gördünüz mü? Hadi başlayalım o zaman. Şimdi arkadaşlar. Yakayı başlarken zincirimizi şunu hemen çekelim yerine. Zincirimizi arkadaşlar sıkı çekmeyeceğiz. Bakın. Eğer ki bu tığınızla kalınç sıkı çekiyorsanız tığınızı değiştirin. Şu bakın şöyle rahat. Şöyle. Bakın 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bakın bakın arkadaşlar. Bunu bu bu, bu zincirin çok gevşek olması gerekiyor. Böyle. Bu şekilde. Gördünüz mü? Rahat olacak. Çünkü kafanın içinden geçmesini sağlayacağız. Bu şekilde. 74 tane zincir çekerek başlayalım. Fazla çekeceğiz. Fazlasını bitişte halledeceğim. Bakın, böyle çok rahat ve esneyen bir zincir çekeceğiz. Burası bizim yakamız. Hemen direkt kurmaya başlayacağım. Bakın çekiyorum halen. Saymadım. Çünkü de ilk kurulumunu hemen yapıyorum. Zahmetsiz olsun size. Kolay olsun diye. Böyle herhalde yeterli gelecek bakın arkadaşlar şimdi şuradan tutalım 1 2 3 4 zincir çekelim ve hemen tuttuğumuz yere bağlayalım bu bizim birleştirme noktamız olacak buradan bir bakın birinci trabzanı yaptım 14 tane trabzan yapacağım kol için 1 2 3 4 4 5 6 7 bir kediyle yaşamak biraz zor ipimi kaçırdı alıp geliyorum <laughs> 2 4 6 7 oldu. Üste yazacak zaten arkadaşlar. 8 oldu. 9 oldu. 10 11 12 13 ve 14. Bakın hiç sıkmadım burada şura geniş duracak bakın. Çünkü boğazı yaparken burası yeniden toplanıyor. O yüzden bu kısım önemli. En önemli yeri burası. Ve şimdi arkadaşlar bakın. Burada bir tane zincir çektim. Şurada. Ve aynı yere tekrar batırıp şöyle 22 tane trabzan yapacağım. Arka ya da ön bölüm. 1, 2, 3, 4, 5, 22 yapalım gelelim. Şimdi 22 tane trabzanı yaptım. Yine bir zincir ve aynı yere batarak şimdi bakın kaç yapmıştım burada ya kedi kafamı karıştırdı dumaş

9, 10, 11, 12, 13, 14. Bu görüntü kafanızı karıştırmasın. Bak, şöyle. Şimdi 14 tane de yine bakın ikinci kolumuz için yaptık. Bir zincir. Şimdi arkadaşlar 21 tane yapacağım burada. Çünkü bu eklerken bir tane bize artırmış olacak. 21 2, 4 Şöyle bakın yaptım. Şimdi bu zinciri göstereceğim. Fazlayı nasıl yapacağımızı. Şurayı tuttum. Ve bakın. Şimdi burada zincir çekmiştik ya bakın şu. Bu zincire şu şekilde bağladım. Şu da bir trabzan oldu. Bakın şuradaki. Bunu her bağladığımızda burada kendiliğinden bu artışı burada yapıyor. Dengeyi kuruyor burada. 2, 3, 4 zincir çektim. Şunu göstereceğim. Bu sırayı yapalım. Bakın. Şimdi buraya bir trabzan yaptım. Tığıma ipimi aldım. Bir atladım. Iki, buradaki bakın şu zincirde buranın artışı. Böyle. Çünkü onu buradan alıyoruz zaten. Bir ikinciye atladım. Bir trabzan yaptım. Geriye döndüm. Bıraktığım trabzana batırdım. İpimi çektim. Hepsini birlikte aldım. Tığma ipimi aldım. Bir atladım ikinciye bir trabzan. Tekrar geriye döndüm. Bıraktığım trabzana yarım trabzan yaptım. Bir ikinciye atladım. İpimi aldım geriye döndüm. Hafif uzatıp hepsini birlikte çektim. Bir atladım ikinciye bir trabzan ve geriye döndüm bu örneğimiz çok kolay ve çabuk ilerliyor bakın buralarda hep denk gelecek şöyle şimdi artışa geldiğimizde buraya iki tane trabzan yapalım bir iki şöyle Şimdi buralara tam araya bir ayraç atabilirsiniz. Ve yine başladım şimdi örneğimi yapmaya. Çift çift iki, iki, ve katlar üzerinden örneğimizi kurarak ilerleyeceğiz. Artışların içine ikişer tane trabzan yapacağız. Böyle ben bu çekim oturduğumda kedi durmaz, jetler durmaz, ipimi kaçırırlar. Bilmiyorum bu nasıl olacak böyle. Ben Eskişehir'de yaşıyorum arkadaşlar. Ee, bizim burada hava üstü olduğu için jet sesleri Eskişehir'in e, alışkanlığıdır. Alışılmışıdır. Bir de kalabak suyumuz var bizim. Muhakkak her videoda bir ses gelir. Artışa geldim bakın arkadaşlar. Aynı yere bir, İki tane trabzan yaptım, şöyle. Yani çok basit bir örnek hazırladım size, hiç sıkılmadan örün diye. Ve şimdi yine örneklerimi kurarak öbür artışa gideceğim ve aynı işlemi yapacağım. Yani bir yerde ne yaptıysak öbür üçünde de aynısını yapacağız. Sadece bağlantı yerini dikkatli bir şekilde göstereceğim size. Şimdi oraya kadar gideyim ben. Bakın sona geldim. Şöyle bir görüntüm var. Bakın arkadaşlar bu bir. Bir de burayı demiştim size. Bakın bu ekleme yerini. Buradan alacağız trabzanımızı. Ve yapacağız. Bakın döndüm. Toparladım. Şimdi zincirin içine batırıp bunu içinden geçirdiğimde bakın bu bir tane burada artış oldu. 3 zincir çektim ve yine Aynı yere bir tane artırdım. Bu taraf için. Bire bir şimdi batarak gideceğiz. Bakın. Sadece şu V'lerimizin şu tepe noktasına böyle değil. Şu boşluğundan alın. Bakın. Şu boşluğa dalarak alın. O zaman örnek bakın. Daha iyi gözüküyor. Aradakini aldım. Boşluğun içinde. Aradakini normal aldım. Örneğin içine boşluğa batırdım. Bakın zaten çok belli, net belli. Bu şekilde örnek daha farklı gözüktü. Şimdi artışımız hep aynı işlemde olacak arkadaşlarım. Bakın. Şimdi buradaki bir taneyi ördüm. Bakın nerede bir tane daha var. Acele ettim şöyle bakın arkadaşlar şimdi bu bunun trabzanı bunu yaptım bu ikisinin arasına girip buraya iki tane trabzan bir iki ve hemen bakın dibindekinden yine başladım örneklerimin içine batıracağım buraya ve devam edeceğim böyle bakın. Burası da şimdi öbür köşede de aynı işlemi yapıp buraya geri gelelim arkadaşlar sona geldim bakın Örneğin içine batırdım şimdi bakın buraya kesinlikle batmalıyız Bakın burada bir. Şimdi bunu da aldığımda böyle burada iki. Ne yapmıştık örnekten sonra iki artırmamız oldu. Buradan oldu bir iki artırmamız oldu. Bu işlemi kesinlikle yapmanız gerekiyor. Ve tekrar başlayacağım şimdi örneklerimi kurmaya. Örgümüzün tek püf noktası. Ee sıkı örmemek arkadaşlar. Şimdi bakın şu zinciri sökeceğim. Şöyle içeriye alayım şunu. Neyse böyle sökelim. Biraz daha kısaltayım. İp bayağı uzunmuş. Şöyle bakın geldim, çektim. Hemen şuradakine dibinden aldım. Bu ipi böyle bir geçirdim. Tekrar bu tarafa aldım ve bunu buraya bir kere bağladım arkadaşlar. Bir iğne yardımıyla bu trabzanların şu içine doğru ipi saklayayım. Hadi o zaman ne yapalım? Robamızı örelim ve gelelim. Evet arkadaşlar bakın. Robamız şöyle tamam. Sayalım sıralarımızı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toplamda 10 sıra yaptım. Ve bakın birleştirme yerindeyim. Şöyle birleştirdim. Bakın. Burada bir, iki zincir çektim. Şuraya bakın aynı yere bir tane trabzan yaptım. Kolu bıraktım. Ve bakın buraya geldim. Şöyle göstereyim. Burada hiç zincir çekmeden tekrar aynı yere artırma yerine bağladım. Ve örgümü devam ettireceğim şimdi. Öbür ayrıma kadar bu şekilde halledeceğim. Öbür artış noktasına geldiğimde bakın buraya bir tane katladım. Aldım. Tekrar buraya bir tane. Ve şimdi dümdüz devam edeceğim. Buraya geldiğimizde arkadaşlar bakın şu çıkışımız var ya. Şimdi şurada bir zincirimiz vardı. Şu. Burada ikiye ikiye çıkartacağız bunu. Bakın şu teki. Bu da bunun teki. Şöyle şuradan. Bakın. Şimdi bir dahaki geldiğimizde buraya örneğimizi kuracağız. Hemen 3 zincir çektim. Hatta iki çekelim. Yok 3 çekelim ya. Germesin şimdi burada bakın örneklerimiz yine aynı şekilde devam edecek 2 ile başladık böyle gördünüz mü aradaki sayılarımız eşit oldu dümdüz örerek devam edeceğiz şuraya gelince tekrar göstereceğim orada şaşırmayın geri kalan yerler yine dümdüz örülen yerler. Evet arkadaşlar bakın burada şimdi şunu şuradan aldığımız için bakın ta şuradan zincirin olduğu yerden takıp buraya da bir örnek yapacağız. Bakın şöyle bir örnek ekleyin hemen şu dibindekine dönüp ekledim. Şimdi bundan sonrasında bakın zincirimiz var ya dibindeki trabzandan alıp Şöyle ara çok açılmasın diye 1 2 3 zincir çekip döndüm ve hemen dibine yine bir tane yaptım. Bakın bunu yaptım. Ve örneğimi devam ettirdim. Orada zaten hemen belli olur. Hata da yapsanız belli olur. Çünkü örnekler birbirinin üzerine geldiği için hatanızı hemen görebilirsiniz ve artık işi kolaylaştırdık. Şimdi boyunu uzatacağız. Boyunu bir karış yapacağım arkadaşlar. Elimizin ölçüsüyle koltuk altından ölçün. Bir karış yapınca tekrar devam edelim. Evet arkadaşlarım bakın bluzumuz ne kadar güzel oluşmaya başladı. Bir karış boyuna gelene kadar yaptım. Bakın burada renk kattım. Bu renkleri görmüştünüz. Ee, örneğimiz iki sıradan oluşuyor ya. İki sıra yeşil, beyaz, mor ve kırmızı ekleyerek bu boyu böyle ördüm. Şimdi etek lastiğini göstereceğim. Bakın çok güzel bir lastik yaptım. Normal gibi değil. Sadece ön yüzden sizi yormayacak şekilde lastiğimi yaptım. Hemen şuradan ipimi bağlayacağım. İpimi yanlışlıkla koparttım. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bir sıra sadece tek tek batarak trabzan öreceğiz. Böyle. Kamera kaçmış. Bakın hepsine teker teker bir sıra trabzanımızı örelim ve sonra lastiği göstereceğim. Böyle. Geldim. Birleştirdim. 1 bir, 2 zincir çektim. Bakın arkadaşlarım. Şimdi bir trabzanı şöyle boşluğundan alacağız bir tane boşluğundan aldım. Sıradakinin tepesine bir trabzan yaptım. Bakın. Boşluğundan aldım. Sıradakinin tepesinden aldım. Böyle. Boşluğundan aldım. Tepeye batırmadım. Sıradakini tepeye batırdım. Bakın. Sıradakini boşluğundan aldım sıradakini tepe noktasına batırdım. Boşluğundan aldım. Tepe noktasına batırdım. Bir boşluktan bir tepeden bakın hemen belli oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle biraz gelince bakın şöyle 1 2 3 yerde önde azaltma yapacağım. Bakın Şimdi azaltmayı nasıl yapacağım? Şunu boşluğundan aldım. Şu tepeye batırdığım var ya şu iki tane. Bakın şimdi iki taneyi batırdım. Sıradakini de batırdım. İkisini birlikte şöyle çektim. Ve atladım burayı. Buraya geldim. Bir boşluktan ya da başka eksiltme yöntemi biliyorsanız o şekilde de eksiltebilirsiniz. Şimdi tam ortada bir kere daha azaltacağım. Hafif toplamasını istiyorum. Yani şöyle birazcık toparlasın. Saymadım. Hani göz kararı üç yerde bu şekilde azaltma yapacağım. Şimdi bakın. Batırdım. Sıradakine de batırdım. Üçünü birlikte çektim. İki tane azalttım hemen üçüncüden yine önden alarak başladım böyle aralarda azaltarak sıramızı tamamlayalım arka tarafta da aynı şekilde 1 2 3 yerde yine azaltma yapalım İsterseniz hani biraz daha toplu olsun derseniz birkaç tane daha ekleyebilirsiniz azaltma lastiğimiz de biraz toparlayacak o yüzden ona göre yapalım toplamda 6 tane eksiltmiş olacağız çok büyük bir rakam değil ama o da toparlamaya yeterli gelecek ve böyle sırayı tamamlayacağım şimdi birleştirmeye geldiğimde bakın iki tane üstten almayı yan yana getirdim yani şu üstten aldığımla başladığım üstten aldığım Birleştirdiğimizde bakın bu arada gözüken zincir trabzan gibi gözükecek. İki zincir çektim. Şimdi boşluklarından aldığımızı bakın yine boşluğundan alacağız. Tepeye batırdığımızda tepeden alacağız. Bakın boşluktan aldım. Tepeye batırdım. Boşluktan aldım. Tepeye batırdım. Lastiğimizi böyle bu şekilde büyüteceğiz. İstediğiniz boyda lastik yapabilirsiniz. Bu benim için yeterli dediğiniz yere kadar lastiği yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bakın şöyle lastiğimi de ördüm. 3 parmak kalınlığında yaptım. Biraz uzattım. Bakın kolu da böyle. Şöyle şu şekilde. Hatta kolundan da bir sıra fazla olmuş. Şimdi kolumuzu yapmaya başlayalım. Kolumuzda da aynı şekilde bakın. Şöyle göstereyim. Bunda da iki örnek sırası yaptıktan sonra iki mi üç mü e, renkleri girdim. Burayı da bakın böyle şöyle göstereyim. İstediğiniz aralıklarda girerek yapabilirsiniz. Şimdi koltuk altından bakın burada bir bağlantı yerimiz var. Şöyle buraya ipimi bağlayacağım. 3 Bıraktığımızda burada bir tek ilmeğimiz vardı bakın örneğimizden hariç. Bu trabzanın içine bir tane yaptım ve buradaki teke geldim bakın. Burada bir tane artırmış oldum. Şimdi örneklerimin üstüne birebir batarak devam edeceğim. Sona geldiğimizde bakın arkadaşlar şöyle şimdi burada da bakın bir tane tek trabzanım var. Şurayı şöyle yapayım. Şimdi burada bakın boşluk çok kaldığı için bir tane buradan aldım. İki tane de bu trabzanın olduğu yerden. Birini de şu aradan alalım. Böyle. Bakın burayı ona göre buradan ilmeklerinizi çıkartın. Şimdi zincire ekledim ve örneğimi kurmaya başlayacağım. Böyle. Örnek devamımız aynı. Öbür yerlerde yaptığımız gibi devamını bir üst sıraya çıkarak kolumuzu büyütmüş olacağız. Sonra da yakamızı yapalım birlikte. İsterseniz gol geniş gelirse art eksiltme de yapabilirsiniz buradan. Mesela ben bu kadar geniş değil de biraz daha küçültmek istiyorum derseniz eksiltme de yapın. Her sona geldiğimizde bakın yine aynı buradan ekledim. 1, 2, 3 zincir ve yine bakın sırama başladım. Renkleri kaçıncı sırada girmişim? Hemen şuradan Omuzdan söyleyeceğim. Bakın örneklerden bu büktüğümüz yerden 1 2 3 4 5 6 7 8. bükmeyi örnekle başlamışım. Bakın. Şöyle. 8 9 10 11 12. 12 sıra örnek sıram var. Burada da lastiğime geçtim. Şu etek ucunda yaptığımın aynısını kolunda da yaptım. O zaman ne yapalım? Hadi örüp gelelim. Evet arkadaşlarım kollarımız da bitti. Şöyle bakın aynı buradaki gibi kol lastiğini de etek ucunda yaptığım gibi yaptım. Şimdi yakamıza gelelim. Yakamızı bakın şu ek yaptığımız yerden yapacağız. Şöyle tam ortadan bakın şöyle ortalayalım. Ortadan tığımı taktım. ve ipimi buraya bakın bağladım. Her trabzan arasına bakın. Her trabzan arasına bir tane trabzan yapalım. Böyle. Devam edelim. şu artış yaptığımız noktaya geldiğimizde bakın artış yaptığım noktaya geldim. Burayı direkt geçeceğim. Bakın şuna şu araya girmeyeceğim. Ötekine gireceğim. Böyle. O ortaya batmayın. Bu düz yüzünden ilmeklerimi çıkarttım. Lastiğimizi arka yüzden devam ettireceğim. Böyle. Bakın artış noktasındayım. Şimdi burayı direkt bu tarafa geçerek yapacağım. ve sıramı tamamlayacağım. Sona geldiğimde trabzanımla birleştirdim. İki zincir çektim ve çevirdim. Arkadaşlar lastik örgümüzü iç yüzden yapacağız. Katladığımızda öne bu şekilde düşsün diye. Hemen bakın başladım lastiğimi vurmaya. Çok aşırı sert örmeyin yine. çok da bol örmeyelim. Hani orta kararda örelim lastiğimizi. Lastiğimizi nasıl yaptığımızı biliyoruz artık. Çünkü kollarda kullandık, etekte kullandık. Şimdi de yakada kullanarak bitireceğiz. Evet arkadaşlar bakın yakada böyle. Bunu da istediğiniz boyda örün. Şöyle ikiye katladığınızda bakın. Şöyle şu şekilde yüksek değil de yarım balıkçı yaka oldu. Ve böyle tamamladık. Evet umarım beğenmişsinizdir. Benimle birlikte siz de örersiniz. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Abone olup benimle kalın.